Bu sütün başlığına göz atalım. Bu tarz başlıklara anlatılı sütün başlığı dendiğini de duyabilirsiniz. Bu sütün başlığında bir öykü aktarılıyor. Öykünün aktarılmasına yardımcı olmayan, bununla birlikte en sarih ve göze çarpan dekoratif öğe akantus yaprakları. Akantus yapraklarını antik Yunan ve antik Roma mimarisinden hatırlayacaksınız. Ancak bu sütun başlığının yapıldığı dönem 13. yüzyıl. Sütun başlıklarına baktığımızda ilk fark ettiğimiz şey taşın çok derin şekilde oyulmuş olduğu. Derin şekilde oyulması yaprakların kenarlarını oluşturan bu hoş gölgelerin oluşmasını sağlamış. Şimdi sütun başlığındaki öyküye bakalım. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın öyküsünü görmekteyiz. Her ikisi de çok korkmuş gözüküyorlar. Örtünmeye çalışıyorlar. Bu bize öykünün hangi anında olduğumuzu gösteriyor. Çıplak olduklarının farkına vardıkları an. Muhtemelen bu sırada Tanrı onlara niçin kendisinden gizlendiklerini soruyor. Figürlerin her ikisinin de gözleri derin şekilde oyulmuş. Göz deliklerinin çevresinde oval şekiller görüyoruz. Yaptıklarının ne kadar kötü olduğunu, Tanrı'ya ihanet etmiş olduklarını anlamışlar. Ve adeta gözleri patlayıp başlarından çıkacak gibi duruyor. Örtünmek için onlara yakın olan ağaçtan bir akantus yaprağı almışlar. Ellerinin arasında tutmakta oldukları şey akantus yaprağı. Hazreti Havva yaprağın üst kısmını göğsüne bastırmış. Saçları alev gibi dalgalanıyor. Yaptıklarının ne kadar kötü bir şey olduğunu algıladıklarını gösteren çok kuvvetli bir tasvir. Yaptıklarının sonuçları da burada gösteriliyor. Bu sütun başlığında eski ahitten başka bir sahne daha yer alıyor. Biraz sağa doğru gidelim. Yay formu var bakın. Büyük bir meleği ve kanatlarını görüyoruz. Meleğin kolları iki figürün etrafında duruyor. Bu figürler Hazreti İbrahim ve İshak. Bu figürlerin gerçekte olması gerektiğinden daha tıknaz olduğunu, doğru orantılarla tasvir edilmediğini görüyoruz. Orta çağdaki üslubu uygun olarak kumaşın kıvrımları çizgilerle gösterilmiş. İbrahim oğlu İshak'ı öldürmek üzere. Melek Hazreti İbrahim'in öz oğlunu öldürmesine engel oluyor. Bu Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini anımsatan onun öncülü bir sahne. Ancak aynı zamanda insanoğlunun Tanrı'ya mutlak itaatini göstermesi açısından da son derece önemli bir sahne. Meleğin kanatlarıyla bu iki figüre korur gibi sarıldığını görüyoruz. İlginç olan bir şey var. Meleğin yüzü Hazreti İbrahim ve İshak'a değil, direkt bize bakıyor. Aslında figürlerin hepsi bize doğru bakıyorlar. Bir anlamda bizim de burada tasvir edilen örneğe uygun şekilde davranmamızı bekliyorlar. Antik Roma dönemi üslubundaki ana kapıların çoğunda mahşeri tasvir eden sahneler bulunur. Kiliseden içeri giren kişiye günahın bedelinin hatırlatılması amaçlanır. Roma üslubundaki heykeltıraşlar son derece güçlü, duygu yüklü ve zekice eserler yapmışlar. Günümüzde bir müzeye veya kiliseye girerken duvarlarda bulunan bilgi notlarını okuyarak çok kısa sürede konuyu kavrayabiliriz. 12. veya 13. yüzyılda kiliseye giren kişiler de bu tasvirlere bakarak öyküyü kolayca okumuşlar. Bu tasvirlerle son derece direkt mesajlar verilmiş ve hatırlatmalar yapılmış.